Cihaz TV'ye hoş geldiniz. Ben Murat Kuzan. Bugünkü inceleme konumuz Spectrix D41 RAM kiti olacak. Elimize ulaşan RAM kiti 2x8 GB'lık bir yapıya sahip. Kutunun üstüne baktığımız zaman hemen hemen tüm anakart üreticileriyle çalışabildiğini görüyoruz. Kutunun sağında RAM'in değerini belirten bir ibare yer alıyor. Kutunun arkasına baktığımız zaman ise telefonumuzda QR kodu tanıtarak ürün detaylarını öğrenebileceğimiz bir etiket mevcut. Kutunun içeriğine bakacak olursak, güzel şekilde kutulanmış RAM'lerimiz ve onun yanında garanti belgesiyle kullanım kılavuzu yer alıyor. RGB çılgınlığı ilk önce kasa ve fanlarıyla ardından da tüm bilgisayar bileşenlerine kadar inmiş durumda. Bunun da son örneği elimizde bulunan Spectrix D41 RAM modülleri. Tabii bu kadar RGB çılgınlığını çocukça bulup sevmeyenler de var aramızda, haksız da sayılmazlar. Elimizdeki bellek kiti Intel XMP 2.0 desteğine sahip ve barındırdığı XMP profili sayesinde kolayca 3200 MHz hızında CL16, 18, 18, 36 zamanlamalarda çalışabiliyor. Bu değerler bu zamana kadar 3200 MHz'de gördüğümüz en düşük değerler olmasa da sistem performansında fark edilebilir bir düşüşe sebep olacak kadar yüksek değiller. Bellekler bu zamanlama değerine ulaşmak için 1.35 volt voltaj kullanıyor. Bu RAM kiti Gigabyte A320M S2H anakart modeli ve AMD Ryzen 5 1600X işlemciyle test ettik. Bellekleri overclock etmek açıkçası çok kolay. BIOS ekranından XMP aktif hale getirip bilgisayarı yeniden başlattığımızda belleklerimiz 3200 MHz'de çalışmaya başlıyor. Performans testlerine gelecek olursak, AID64'un içerisinde gömülü gelen bellek karşılaştırma testinde okuma hızı 48.776 MB/s, yazma hızı 47.491 MB/s, 42.612 MB/s, gecikme değeri ise 75.1 nanosaniye cinsinden sonuçlarını elde ettik. Bu testin ardından Adobe Photoshop, Premiere, Handbrake gibi işlemci yoğunlukların yazılımını, iş yükünü uygulayan Realbench testinde resim düzenlemede 156.520, kodlamada 135.807, çoklu işlem testinde 118.361 skorlarını elde ettik. Genel sistem değerlendirmesinde ise 102.617 puanını aldık. İşin RGB kısmına bakacak olursak, videonun başında da dediğimiz gibi bu RAM kitleri hemen hemen her anakart üreticisiyle beraber çalışabilmekte. XPG'nin RGB Scene adını verdiği programa bakacak olursak sol tarafta liste şeklinde seçebileceğimiz animasyonlar yer alıyor. Burada önceden tanımlı animasyon şablonlarını seçip seçtikten sonra özelleştirebildiğimiz gibi sabit renklerde verebiliyor. Sürekli değişen gökkuşağı renklerin çocuksu olanlardansanız sisteminizin hakim rengi hangisi ise o renkte sabit yanmayı ayarlayabiliyoruz. Sonuca gelecek olursak, yeni sistem toplayacaksanız eğer ya da bellek güncellemesi yapmak üzereyseniz tercihinizi RGB RAM'lerden yana yapmak daha akılcı bir seçim olacaktır. Son güncel teknolojiyle sistem toplayacaklar için DDR4 RAM'ler kaçınılmaz olmuş durumda. Bu RAM'lerde XMP 2.0 teknolojisi sayesinde yüksek frekans değerlerine çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Biz Cihaz TV ailesi olarak Spectrix D41 RAM'lere tavsiye eder ödülü vermekteyiz. Bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı ve cihaz.tv adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.